Pahalı kalem iyi kalem midir? Kendinize yeni bir dolma kalem almak istediğiniz ancak ne alacağınızdan emin olamadığınız zamanlarda aklınıza dolanan soruların en kafa karıştıranlarından birisi bu sorudur. Daha güzel bir yazı ve yazım keyfi için illa cebimizden çok paranın çıkması gerekiyor mu? Ne biliyoruz, hoş geldiniz. Bu videomuzda güzel ve kaliteli bir yazı için ne kadar masraf yapmamız gerektiği konusundan bahsedeceğiz. Güzel yazan bir kalemin verdiği keyif pek çoğumuzun arzu ettiği bir mutluluktur. Ancak bu mutluluğa erişmek için yaptığımız arayışta karşımıza sayısız marka ve modelin bulunduğu bir derya deniz çıkmakta. İyi bir kaleme sahip olmak için yaptığımız arayış sırasında yaşadıklarımız, iyi bir bilgisayar sahibi olmak için yapılan arayışla benzer özellikler gösterir. Başlangıçta belirlediğiniz özelliklere uygun bir bilgisayar araştırırken, birden kendinizi uzay araştırmalarında kullanılan süper bilgisayarları incelerken bulursunuz. RAM'i biraz daha fazla olsun ve ekran kartını da yükseltmek lazım derken normal ihtiyacınızın çok üzerinde olan bir cihaz karşınıza çıkar. Dolma kalemlerde de durum farklı değildir. Biraz daha iyi yazsın, ucu biraz esnek olsun, gövdesi azıcık şık olsun derken günlük kullanım ihtiyacınız için bir dolma kalem ararken kendinizi almak için bankadan kredi çekmenizi gerektiren sınırlı üretim özel kalemlere bakarken bulabilirsiniz. Peki güzel yazı yazmak için böyle külfetlere girmek şart mıdır? İyi yazan bir dolma kalem sahibi olmak için bir miktar parayı gözden çıkarmak zorunlu olsa bile piyasadaki yüksek etiketli kalemlerin pek çoğunda aslında kaleme değil ancak görüntüsüne ve malzemesine para verdiğimizi unutmamalıyız. Günlük kullanım için sürekli yanımıza taşıyacağımız, yoğun kullanıma dayanabilecek ve başına gelebilecek bir kazada en az üzüntüyü yaşatacak bir kalem için yüksek meblağlar ödememize gerek yoktur. Tatmin edici yazıya sahip ekonomik kalemlerden herhangi birini seçip gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Ancak bu tür kalemlerde görsel ve yazı kalitesi belirli bir seviyenin üzerine çıkamaz. Yani hem güzel yazı yazsın hem şık gözüksün dediğimizde aradığımız kalemi bu grupta bulamayız. Güzel yazı, günlük veya kaligrafi gibi daha özel yazı ihtiyaçları için ihtiyaç duyduğumuz kaliteli kalemler için ödememiz gereken fiyat genelde sıradan bir kaleme göre daha fazla olmakta. Esnek, altın uçlu kalemler veya plastikten daha dayanıklı, güzel gözüken gövde malzemeleriyle yapılan kalemler için gözden çıkaracağımız para ilk başta fazla gibi gözükebilir. Ancak alacağınız kaliteli bir kalemi uzun yıllar sorunsuz şekilde kullandığınızda verdiğiniz fiyatın o kadar da çok olmadığına karar verebilirsiniz. Bahsettiğimiz türde kalemler piyasada genellikle 100-150 dolar civarında bir fiyata temin edilebilen kalemlerdendir. Eğer aradığınız uzun yıllar boyunca kullanacağınız hem şık hem güzel yazan bir kalem ise cüzdanları biraz daha boşaltmamız gerekiyor. Ancak dolma kalem dünyasına yeni giriyorsanız bu grup kalemler için hemen ilgilenmemenizi tavsiye ederiz. Aldıktan sonra memnun kalmayacağınız bir kalem için paranızı harcamamış olursunuz. İlk olarak daha ekonomik bir kalem ile başlayıp daha sonra evladilik kalem grubunda bir kaleme yükselmeniz daha mantıklıdır. Bahsettiğimiz fiyatın üzerinde satılan kalemlerde artık beklenti yazım kalitesinin artmasından ziyade kullanılan malzemenin cinsi ve üretim miktarı üzerinde yoğunlaşmakta. Japon el oyması abanoz ağacından kalemler veya özel desenli koleksiyon ürün üretimler söz konusu olunca fiyatlar uzaya çıkan roket gibi yukarı fırlamakta. Ancak altın kaplama kapağa sahip veya pırlanta taşla süslenmiş gövdeli bir kalem, görsel bir zevk vermesinin dışında yazım kalitesine veya zevkine artı bir katkı sağlamayacaktır. Hatta bu tür kalemlerin çoğu ince işçiliğe sahip parçalar bulundurduğu için yazı için kullanıldığında sıkıntılar daha yaşatabilmektedir. Koleksiyon amacı güdülmüyorsa bu tür kalemler genellikle yazım için önerilen ve tercih edilen kalemler değildir. Almayı planladığınız kalem ne olursa olsun, öncelikle kaleminizden beklentilerinizi doğru belirlemeniz gerekir. Alacağınız kalemin güzel yazmasını mı istiyorsunuz, yazımı kadar görselliği de sizin için önemli mi? Bunları belirledikten sonra aradığınızı çok daha kolay bulabileceğinizi fark edeceksiniz. Ve en önemlisi, hangi kalemi alırsanız alın, onu severek kullanmayı ihmal etmeyin. Sizce iyi bir kalem için yüksek fiyatlar ödenmeli mi, yoksa yazı yazmak için ucu olsun yeter mi diyorsunuz? Bu konudaki görüş ve bilgilerinizi yorumlarda lütfen bizimle paylaşın. Ne biliyoruz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Yeni ve ilginç bilgiler içeren videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.